Yani hızlıca belki bunlara gitmek lazım. Zemin haritası bu. Zemine en iyi olan yerler, en kötü olan yerler diye baktığımızda yani verilen veriler buydu. Yani en kötü olan yerler sizin işte batı dediğiniz nokta değil mi? Evet. Evet. Olduğu gibi. Benim hani, gönderdiğim bir harita da vardı ama o mümkünse. Siz, hangisi? Tabii tabii. VS30 haritasını göndermiştim ben. Arkadaşlar hocamızın haritasını İstanbul için getirdiğiniz harita. Peki yani bunun üzerinden konuşalım. Bunun üzerinden de konuşabiliriz. Tabii ki genel olarak 99 yılında İstanbul ve bir deprem deneyinden geçti. Yani baktığımız zaman işte burada bir deprem meydana geldi. İzmit'te bir deprem meydana geldi. Ve bu alanda hiç kimse ölmedi, hiçbir bina yıkılmadı, hiçbir çadır kurulmadı. Fakat bu alanda kentsel dönüşüm kaynaklarından oldukça burada yaşayanlar faydalandı. Fakat burası ki benim de olmuş, yaşamış olduğum yer Avcılar'da. Yanımdaki binada 30 kişi oldu. Burada Bahçelievler, Zeytinburnu, Bağcılar, Güngören ve Avcılar'da insanlar depremden önemli zararlar gördü. Evet. Demek ki bizim zayıf tarafımız burası. Ve bunu da zaten yer sağlamlık haritası olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Japonya'nın ortak çalışması ile İlk defa Türkiye'de en detaylı yer sağlamlık haritası İstanbul kapsamında görüntülendi. Ve bu görüntü bize aslında yol gösteriyor. İstanbul'daki 99 depreminden sonra niye burada insanların depremden zarar gördüğünü, depreme daha yakın olmasına bağlı rağmen olarak zararın niye burada artmadığını gösteriyor. O zaman yapmamız gereken nedir? 1 Ocak 2019 yılından sonra zeminler 5 sınıfa ayrıldı. 5 sınıf zemin var. Bizim için yapılması gereken, özellikle İstanbul özelinde evet, yapılması gereken kötü ve çok kötü zemin üzerinde oturan insanları kurtarmak. Çünkü zemin üzerindeki depremin etkisi ve kuvveti zemine bağlı büyüdüğü için binalar ne kadar dayanıklı da olsa son depremde gördük ki oradaki binalar yıkılıyor ve 99 depreminde gördüğümüz olaylar benzer şekilde ülkemizin son deprem alanında meydana geliyor. O nedenle de Japonya'daki model olduğu gibi yani kentleri depreme nasıl hazırlayacağız? Önce zeminin kötü ve çok kötü olan bölgelerinde yıkılacak kötü binaları ne yapacağız? Elden geçireceğiz. Oradaki insanları boşaltacağız. Ve insanlar bir deprem geldiğinde kesin yıkılabilecek, zemin kaynaklı yıkılabilecek bu alanlardan ne yapılacak? Kurtulacak. Ve daha iyi zeminli alanlara taşınacak. Ama zaten İstanbul genelinde o dediğine yıkılacak binalar belliyse yani ilk eliminasyon öyle yani belediyeden bunu isteyeceğiz İstanbul olarak. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Sonrası önemli işte. Sonrası. Yani bu bilgiyi aldıktan sonra bir alalım da biz. işte aslında biliyoruz da yani. Yani baktığınızda hani mesela şurada sağlam zemin denilen noktalarda 2000'den sonra yapılan binalar var. Yani diyebilir misiniz ki mesela hani bu muayene öyle mi oluyor tam da bilmiyorum ama hani gidip bakmışlar tam hani zemin sağlam 2000 sonra uygun tamam bu yıkılmaz diye. Söylediğim hızlı çektirdikleri var yani hemen hemen. İşte yani bu şeyler bu risk analizleri bu mantıkta yapılıyor. Mantıklı. Yani zemini yapım yılı birçok parametre var. Peki. Tabii ki 2000 yılından sonra yapılan binaları ben özellikle dolaştım. Yapı denetim belgesini istedim. Yapı denetim belgesindeki zemin durumuna bağlı olarak bir site kapsamında zeminlerin ne kadar değişken olduğunu fark ettim. Tabii ki insanların özellikle ev alırken evin risk durumunu bilme hakkı var. Evin risk durumunu anlatmadan işte okula yakın, metroya yakın, denize yakın şeklinde pazarlama ile insanlardan bu risk durumu gizlenerek bu tür satışların yapılması aslında insanların bilinçlenmemesi noktasında önemli bir etken oluyor. Kaliforniya'daki yasaya göre gayrimenkul satışlarında gayrimenkulcuya risk durumunu anlatmak durumunda. Bu evin değeri düşük çünkü risk durumu büyük. Bir evin değeri yüksek çünkü risk durumu düşük diyerek yani zemin biz de ilk önce bunu soracağız. Zemin sağlamlık durumuna bağlı olarak gayrimenkul değerleme yapılması lazım. Fakat Şerefiye bizde maalesef zemin sağlamlık durumuna göre yapılmıyor.